Almanya'da alışamadığım şeyler part 39. Arkadaşlar ben geleli yaklaşık 1,5 sene olacak. Şu ana kadar Türk hariç her milletten zannedildim ama bir kere bile Türk zannedilmedim. En azından şu ana kadar kimse bana Türklere benzemiyorsun, Türkler gibi değilsin ırkçılığı yapmadı. Bu da bir ırkçılık çeşididir bu arada. Ama şu ana kadar nereye gittiysem hep yabancı milletlerden zannedildim. Berlin'de bir müzeye gidiyordum. Bana dediler ki İtalyan mısınız, İspanyol musunuz? Dedim ki Por supuesto puedo hablar muy bien español. Sergio Ramos, Alvaro Morata. Ondan sonra çalıştığım yerlerde bana direkt olarak Arnavut musun diye sordular. Onun dışında Ukraynalılarla tanıştığım zaman zaten Ukraynalılar direkt bana gelip Ukraynaca konuşuyorlar. Ben diyorum anlamıyorum ne diyorsunuz? Ondan sonra işte Almanca veya İngilizceye dönüyorlar. Onun dışında burada Almanca kursuna ilk gittiğim gün bütün herkes benimle Ukraynaca konuşmaya çalıştı. Ben de gerçekten şoka uğradım. Yani Almanca kursundayız kardeşim derse yeni gelmişim. Sınıfa gelen kişi benimle ilk konuşmasını Ukraynaca yapıyor. Dedim ki, "Hier spricht man Deutsch." Onun dışında iş yerinde yine bana Yunan birisinin yaptığı ırkçılığı anlattığım bir video var, muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Adam bana böyle damarımı gösterip dedi, "Sen Türk değilsin. Senin damarında Yunan kanı var." dedi. "Türkler esmer oluyor falan." dedi yani. Şok olmuştum. Ama bu Yunan abimiz bunu gerçekten birazcık takılmak, beni kızdırmak için yapmış. Ben İstanbul dediğim zaman Konstantinopolis falan diye düzeltiyordu yani. Bu arada Almanlara gerçekten hakkını vermek lazım. Şu ana kadar hiç şuna benziyorsun, buna benziyorsun, Türkiye benzemiyorsun gibi muhabbetler yapmadılar. O yüzden Almanlara bu konuda saygım sonsuz arkadaşlar.